1984 yılında Bulgaristan'da dönemin totaliter baskıcı rejimi tarafından Türklere karşı uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında henüz 17 aylıkken annesinin kucağında öldürülen ve direnişin sembolü haline gelen Türkan Bebek, ölümünün 37. yıl dönümünde Edirne'de düzenlenen törenle anıldı. Türkçe söylemek yasak, Türkçe yürümek yasak, Türkçe işitmek yasak, Türkçe bakmak dünyaya, Türkçe sevmeyecek, Türkçe gülmeyeceksin. Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin. Türkçe bağırmak yasak, ayakkabı bağını. Türkçe ayırmak yasak, solunu ve sağını. Kırmızı botuşların olsun istedin hep. Bilirim, sen en çok kırmızıyı severdin. Kara bir gün çaldı kapımızı. Oysa sen kırmızıyı severdin. Küçüktün daha, küçüktün. Kara bir gün çaldı kapımızı. Kırmızı botuşlarla basamadığın bu topraklar kırmızıya boyandı. Ne yapabilirdi size parmak kadar bir beden? Ama nafile. Sıkılacaksa ilk kurşun. Masum bir bebeğe, yazıklar olsun senin gibi devlete. Bulgaristan'dan gelerek törende şiir okuyan minikler, başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere törene katılan vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan miniklerin şiirlerinden çok etkilendiğini ifade etti. Tabii onlar farkındaysanız sadece şiir okumadılar. Yani işlerinden gelenleri şiir tadında bize anlattılar, bize sundular. O anlamda hepsinin o güzel yüreklerinden öpüyorum ben. Alınlarından öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Çok güzeldiler. Çok güzel ifade ettiler. Tabii bu büyük bir dram. 1984-85'te insanlara dilinden dolayı, hangi dilden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun, insana karşı yapılan bu zulümdür. İşkencedir, insan haklarına aykırıdır. O anlamda 84-85'li yıllarda dönemin rejiminin, Zhivkov yönetiminin Türklere, Müslümanlara yaptığı bu ötekileştirme, asimile etme, yok etme çabaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Kirkova Kızılağaç'ta Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Zekiye Hasan'sa Bulgaristan'daki Türk çocukların geçmişte yaşanan olayları iyi kavradıklarını ve bu duygularla şiir okuduklarını belirtti. Türken demek bizde kader demektir. Bize düşen de bu genç nesile Bulgaristan tarihi yazmadığına göre, biz okumuş olduğu, okullarda okumuş olduğu tarihi yazmadığına göre bize büyük görev düşüyor. Ayrıca biz Türk çocuklarını okuyoruz. Ben şahsen sadece kendi köyümün, yani yabancı çocuk okutmadım, akraba çocuğu, konu komşu çocuğu. Maksat yaşatmak, yani davasını, anlamını yaşatabilmek. Görüyorsunuz sadece şiir söylemek değil amacımız. Asıl kendileri ilk önce yaşayacak ki karşı tarafa da bu dramı dokunduracak, yaşatabilecek. Öğretmen tek başına bir şey yapamaz. Çocuklar birinci sınıftan beri, en küçük yaştan beri Türkan Bebek'in Anıt Çeşmesi'ne götürüyoruz. Bazen karnelerini orada veriyoruz. Anlatıyoruz işte bu alanda bebek öldürülmüştür. Adımız için, dilimiz için, genimiz için. Elhamdülillah yani çocuklarımız 33 sene demokrasi sürecinde kesintisiz Türkçe okuyor ve Türkçe'ye çok bağlılar. Diline, yani etnik kimliğine ve geçmişimizi bilmek amaçla bilincinde olarak böyle programları, faaliyetleri sürekli. Aralık ayı bizim için çok çok farklıdır. Hatta bir sessizlik alır ortamı, öğrencileri dahil. Aralık ayı Türkan demektir. Aynı anda da yaşanmış çilelerin günü demektir. Duygu dolu bir aydır. Biraz da mermi. Böyle mi susturacaksınız siz beni?